İyi günler sevgili izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarında gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün sağlık konuşacağız, çocuklarda göz hastalıklarını konuşacağız. Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır, artış oldu mu miyopta, bu artışın nedenleri nelerdir, göz sağlığını konuşacağız. Bunları konuşacağımız konumu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Yardımcı doçent doktor Erol Dülger bizlerle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen konuya girmek istiyorum. Çok merak ettiğimiz bir konu var aslında. Bebekler doğar doğmaz görmeye başlıyor mu veya ne zaman görmeye başlar? Öncelikle tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dileyerek konuşmamıza başlayalım. Bebekler doğar doğmaz ışığı algılarlar fakat net görüntü oluşmamaktadır. Çünkü bebeklerin gözlerin gelişimi doğumdan sonra da hala devam etmektedir. Neredeyse 4 yaşına kadar gelişimin büyük bir kısmı devam etmektedir. O yüzden bebekler doğduklarında görüntü bulanıktır, kişiyi ayırt edemezler. 3 aydan sonra artık kişilerin silüetlerinden anne ve anne olmayanlar diye ayırt etmeye başlarlar. 3 aya kadar genelde kokuyla anneyi daha çok hissederler. 6 aydan sonra artık anne, baba ve diğerleri diye ayırt etmeye başlıyorlar. Peki çocuklar bebekler doğduktan sonra aileler bebeklerde herhangi bir sorun olup olmadığını nasıl anlarlar? Bir belirti verir mi göz sağlığında? Bazı göz rahatsızlıkları belirti verirken bazıları herhangi bir belirti vermeden büyük yaşlara kadar seyredebilmektedir. Önemli olan bazı belirti veren hastalıklar ise doğar doğmaz çok ender de olsa bebeklerde katarak veya göz tansiyonu görülebiliyor. Biz bu hastalıkları tespit ettiğimiz zaman doğum sırasında kadın doğum uzmanı veya çocuğu doğar doğmaz değerlendiren yeni doğan uzmanı bunu fark ettiğinde katarak dediğimiz gözün göz bebeğinin ortası normalde siyah olması gerekirken orada bir beyazlığın olması yani şeffaflığını yitirmesi göz merceğinin. Bu bebekler hemen değerlendirilip 2-3 hafta içinde eğer hayati bir tehlikesi yoksa ameliyatla katarak ameliyatlarının yapılması gerekiyor. 4 yaşına kadar gözün gelişimini tamamladığını söylediniz. O halde çoğu tamamlıyor, evet. O yaşa kadar olan süreç aileler için çok önemli bir süreç. Çok önemli, evet. Yani bebeklerimizde herhangi bir şikayet olmasa bile muhakkak ilk 6 hafta içinde bir göz doktoruna götürmemiz gerekiyor. Çünkü bizim fark edemeyebileceğimiz yani normal insanların fark edemeyebileceği bazı hastalıklar olabilir. Göz hekimine gittikleri zaman değerlendirme yapılır. Ondan sonra da bir sorun yoksa gene 6 ay yaşından sonra da yılda bir kontrollere gitmek gerekiyor. Bir sorun varsa da göz hekimi ona göre değerlendirilip aileyi tedaviye yönlendirmektedir. Peki hangi işaretler çocuğun gözünde bir sorun olduğunu bize gösterir? Çocuğun doğar doğmaz iri gözlerinin olması veya göz renginin gri, halk arasında da boz rengi olması bunlar çocuğun hemen müdahale edilmesi gereken durumlardır. Aynı zamanda gününden erken doğan çocuklarda yani hamileliğin 32. haftasından erken doğan veya normal kilodan az doğan çocuklarda 2,5 kilonun altında hele hele 1,5 kilonun altında doğan ve uzun süre küvezde kalan çocuklarda 6 hafta beklenmemeli. Haftalık muayeneler yapılıp ona göre değerlendirmeler yapılmalı. Çocuklar ilk doğduklarında şaşılık olabilir. Bu nasıl el kol kaslarını kontrol edemiyorlarsa göz kaslarını kontrol etmede henüz gelişememiştir. Bu panik durumu oluşturmamalı. Genelde 6. aya doğru el ve kollarını kontrol ettikleri gibi göz kaslarını da kontrol ediyorlar. 6. aydan sonra bu kaymaların çoğu geçiyor. Eğer 6. aydan sonra hala kayma devam ediyorsa bu artık normal bir durum değil. Hastalıklı bir durum olarak değerlendirilip ona göre tedavilerini düzenlemek gerekiyor. Aslında erken teşhisin öneminden bahsettiniz. Tabii. Ama ihmalkarlık olduğu oluyor mu peki?
Şimdi bazen şu şekilde durumlar olabiliyor. Yani çocuğun genel görünümünde bir sorun yok diye bilinçli veya bilinçsiz bütün aileler, yani bunun eğitim durumuyla bir ilgisi yok. Bazen bilinçli aileler de çocuğun düzenli muayenelerini aksatıp çocukta hayat boyu kalıcı bazı görme sorunlarıyla ortaya çıkabilmektedir. Bunların en başında geleni ise göz tembelliğidir. Göz tembelliği tedavisi genelde 4 yaşına kadar yapılıyor ve ne kadar erken çocuk tespit edilirse tedavi o kadar tedavi başarısı o kadar iyi oluyor. 4 yaşından sonra tespit ettiğimiz göz tembelliklerinde maalesef pek başarılı sonuçlar alamıyoruz. Ve bu çocuklardaki göz tembelliği genelde ilkokula başladığında veya sağlam göz yaralanıp tembel gözü kullanmak zorunda kaldığında tespit edilebiliyor. O yüzden yani bebeklerimizde her şey normal görünse bile doğar doğmaz 6. haftadan itibaren göz hekimine gitmeleri gerekiyor. Bu önemli. Göz tembelliğin özellikle okula başladığında teşhis edilebildiğinden bahsettiniz. O zaman eğitim hayatını da etkiliyor. Tabii. Bir gözü az gören bir çocuk, yani göz tembelliği bir gözün diğer göze göre devamlı olarak az görmesi ve hiçbir şekilde bunun düzeltilememesi olarak adlandırılıyor göz tembelliği. Bu çocuklarda derinlik hissi olmuyor. Yani iki cismin birbirinden uzaklığı farklı olan iki cismi bazen bu çocuklar ayırt edemeyip ikisi de yan yana şeklinde ayırt ediyorlar. Bu da çocukların ileride seçecekleri mesleklerde, üç boyutlu algılama gereken mesleklerde maalesef elenmelerine sebep olabiliyor. Mesela pilotluk gibi, makinistlik veya tren makinistliği gibi, gemicilik gibi durumlarda bu çocuklar meslek seçiminde elenebiliyorlar. Göz tembelliği peki ileriki yaşlarda ortaya çıkar mı? Göz tembelliği göz genelde 4 yaşına kadar gelişim tamamladığı için 4 yaşından sonra göz tembelliğini genelde çıkmasını beklemiyoruz. 4 yaşına kadar bir çocukta göz tembelliği gelişmezse genelde 4 yaşından sonra göz tembelliği yani çok istisnai durumlar dışında oluşmaz. Göz tembelliği genelde aileden de geçebiliyor çoğu bir kısmı. Anne baba veya anne babanın kardeşlerinde veya uzak kan bağı olan akrabalarda göz tembelliği varsa kan bağı olan her çocuğun muhakkak doğar doğmaz 6. haftadan itibaren düzenli muayenelerin yapılması gerekiyor. Bize genelde hastalarımız başka sebeple geldikten sonra biz göz tembelliğini fark edebiliyoruz. Yani şimdiye kadar benim akrabalarımda göz tembelliği var, acaba çocuğumda da var mı diye gelen aile bana denk gelmedi. Genelde işte çocuğun gözünde başka şikayetlerde işte gözde kızarıklık veya göz numarası var mı gibi değerlendirmelere geldiğinde biz tabii ki aile şikayet etmese bile çocukların bütün muayenelerini yaptığımızda bunu fark edebiliyoruz. Bu şekilde de yakaladığımız çok çocuk oluyor ve bazılarını erken yakaladıklarımızı iyi bir şekilde tedavi edebilirken geç yakaladıklarımızda başarı şansımız biraz düşük oluyor. Peki bu göz tembelliği dışında anne baba gözlük kullanıyorsa bunun çocukta da o hastalığın, göz hastalığının çocukta da görülme ihtimali var mı? Miyop hastalığı dediğimiz uzağı görememe, yakını iyi görme hastalığı belli bir kısmı genetik geçiyor. Ebeveynlerinden birinde gözlük kullanımı varsa eski yıllarda, eski kitaplarda derler, yazar ki %20 veya 30 geçer ama günümüzde bu oranın daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Anne veya babanın veya kardeşlerden birinin miyop dediğimiz gözlük kullanımı o çocukta da miyop olma olasılığını artırıyor. Bu çocuk muayenelerde veya değerlendirmelerde her şeyi görebilse bile muhakkak ilkokul çağına başladığından itibaren bu çocuğun düzenli olarak her yıl takibi alınması gerekiyor 18 yaşına kadar. Çünkü bu çocukta da her an miyop gelişme ihtimali var. Miyop gelişiminde sadece genetik faktörler değil aynı zamanda çevresel faktörler de etki ediyor. Günümüzde maalesef devamlı yakın çalışma yaptığımız için bu da miyopun ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Peki biz bu çocukları nasıl takip ediyoruz? Annesi, babası gözlük kullanıp da kendisi gözlük kullanmayan çocuğu nasıl takip ediyoruz? Biz bu çocuğu her sene numara artışı var mı yok mu diye takiplerini yapıyoruz.
Eğer ufacık bir numara artışı olursa 0,50 gibi bu çocuk 18 yaşına kadar hızlı bir şekilde anne veya babası gibi numara artacağından numara artışını durdurucu veya yavaşlatıcı yeni teknikler uyguluyoruz. Nedir bu teknikler? Numara artışını yavaşlatıcı veya durdurucu klasik gözlüklerden farklı olarak yeni gözlük camları günümüzde artık ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda gözlük kullanmak istemeyen çocuklarda veya her iki göz arasında numara farkı çok olması nedeniyle gözlük kullanamayan çocuklarda da kontakt lens uygulaması yapılabiliyor. Aileler bize soruyorlar ki daha küçücük çocuk lensi nasıl kullanacak diye. Biz lensleri yeni doğan bebekte bile anneye eğitim vererek kullanmamız gerektiğinde kontakt lensleri kullanabiliyoruz. Yani lens kullanmanın çocuğun göz sağlığı açısından bir sakınca yoksa belli bir yaşı yok. Yeni doğan bebeklerde bile kontakt lens kullanılabilir. Aynı zamanda 8 yaşından sonra da gündüz lens kullanmak istemeyen çocuklarda veya gündüz lenslerinin yeterli verilim alınamadığı durumlarda gece uygulanan lensler mevcut. Bu lensler de gece çocuk yatağa yatmadan önce lensler uygulanıp sabahleyin uyandıktan sonra yüzünü yıkamadan önce lenslerini çıkarıp gene günlük hayatına devam edebiliyor. Yine bu lenslerde de numara yavaşlatıcı veya durdurucu özellikler var. Bunları da birazdan görsellerimizde göreceğiz. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Size gelen çocuklardan yola çıkarak cevaplarsanız evet. En çok hangi göz hastalığına rastlıyorsunuz? Bize gelen çocuklarda günümüzün en büyük problemlerinden biri miyopi dediğimiz uzağa görememe hastalığı karşılaşıyoruz. Ve bunlar gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani çocuk bize ilk geldiğindeki numarayla bir sene sonraki numaralar eskiye nazaran daha hızlı ilerleme oluyor. Ve bu az önce bahsettiğim yeni gözlük camları, yeni lenslerin çıkma amacı dünyada hızlı bir şekilde ilerleyen bu miyopiyi durdurmak veya yavaşlatmaya yönelik. Yani klasik gözlükler ve lensler miyopun ilerlemesi üzerine veya durdurması üzerine herhangi bir etkisi yok. Bu klasik gözlük ve lensler yani günümüzde en sık uyguladığımız klasik gözlük ve lensler sadece çocuğun onu kullandığı zaman net görüntü elde etmesini sağlıyor. Ama bu yavaş yavaş yeni çıkan gözlük camları ve lensler çocuğun hem net görüntü elde etmesini sağlarken hem de göz numarasını durdurucu veya yavaşlatıcı özellikleri de var. Buradan şu mesaj çıkmamalı. Bu lensleri taktıktan sonra göz numaram sıfır olacak, tedavi olacağım şeklinde bir mesaj çıkmamalı. Bu lenslerin, gözlük camlarının ve tedavi yöntemlerinin amacı var olan numarayı sabitlemeye yönelik. Çünkü hiçbir şey yapılmazsa genelde günümüzde de devamlı yakın çalışma gerektirdiğinden 18 yaşına kadar devamlı numaralar ilerleyebiliyor. Bazen numaralar o kadar çok ilerleyebiliyor ki çocuk büyüdüğünde lazer ameliyatı olmak istediğinde yüksek numaralar nedeniyle lazer ameliyatı da olamamaktadır. Ancak bu tedavilerle numaranın büyümesi yavaşlatılabilirse lazer olma şansı da daha fazla olmaktadır. İleride. Aslında üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum. Çünkü çocuklar için çok önemli bir şey. Tabii. Size söylediniz bir yaştan sonra artık göz numaraları çok ilerlediğinde biz lazer ameliyatını yapamıyoruz. Ve bunun için tabii. Önüne geçebilmemiz için çocukluktan aslında bu gözlüklerin kullanılması gerekiyor. Başarı oranı nedir bu gözlükleri takıldıktan sonra göz numaralarını azaltma veya durdurma diyeyim? Şimdi bu çalışmalar daha dünyada yeni yeni yapılıyor. Yani sonuçları da daha çok fazla çıkmış değil. Her senede daha yeni lensler, daha yeni gözlükler çıkabiliyor. Hiçbir şey yapmazsak çocuğun göz numarası ilerleyecek. En azından bu yöntemlerle göz numarasını yavaşlatıcı veya durdurucu özelliği çok yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Bu yöntemler Avrupa ve Rusya'da çok fazla uygulanmakta. Artık Asya'da da yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamakta. İşte yakın zamanda Türkiye'de ve ülkemizde de artık uygulamaya girmektedir. Aileler bu gözlüklere her yerde erişebiliyorlar mı peki? Aileler bu gözlüklere ülkemizde erişebiliyorlar. Yani Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bu tür gözlüklerimiz mevcut.
Aynı zamanda bu tür kontak lenslerimiz de mevcut ve bu tür muayeneyi yapan hekimlerimiz de mevcut. Yani dünyadaki standartlar neyse ülkemizdeki standartlar da artık uygun. Hem hekimin bu konuda eğitimli, güncellenmiş olması gerekiyor. Hem de bu gözlüğü tedarik edecek gözlükçünün bu eğitimi almış olması gerekiyor. Ülkemizde de bu tür eğitimi almış olan gözlükçüler ve hekimler mevcut. Yine kontak lenslerinin uygulaması da özel eğitim gereken bir durum. Yine hekimle birlikte görüşerek, değerlendirilerek hastaya hangisi en uygunsa onlar tedarik edilebilir. Yani ülkemizde bunlar yeni yeni 2023 yılında uygulanmaya başlandı. Siz de az önce de belirttiniz, evet. Çocuklara kontak lens verildiğinde aileler bir durup düşünüyor, evet. Dediniz. İçlerini rahatlatabilmek için tekrardan. Bu lensler çocukların herhangi bir enfeksiyon kapmasına sebep olur mu? Çünkü çocuklar çok fazla ellerini toprağa bir şeylere, evet. Sürüp gözlerine götürebiliyorlar. Hekimler çocuğun gözünü değerlendirdikten sonra çocuğun gözünde lens kullanımına engel bir durum yoksa rahatlıkla lensleri kurallarına uyarak kullanabilirler. Lens uygulamasının belli bir yaşı yoktur. Yani yeni doğan bir bebek bile lens kullanması gerekiyorsa lens kullanabilir. Yeter ki gözünde lens kullanımına engel bir durum olmasın. Bu konuda aileler eğitiliyor. Bazı hastalara 8 yaşından sonra özellikle gece lensleri uygulanırken, yani çocuk işte iyi bakamaz veya tozlu yerde oynar, lens olduğunu unutur gibi durumlarda gece lenslere uygulanabilirken ve bunlarda verim daha yüksek olabilirken, bazı hastalarımızda, daha dikkatli olan hastalarımızda gündüz lenslere uygulanabilmekte, bazı hastalarımızda uygunsa veya hastanın tercihine göre gözlük kullanılabilmektedir. Gözlük mü lens mi kullanımı genelde hasta ile beraber karar verilebilmekte. Ama her iki göz arasında yüksek numara farkı varsa, atıyorum bir gözde bir numara, bir gözde altı numara ise bu çocuğun bu gözlük kullanması mümkün değil. Bu çocuğun lens dışında başka bir seçeneği yok. Ama her iki göz numaralar birbirine yakınsa çocuğun ve ailenin hekimin değerlendirmesine göre gözlük veya lens karar verilebilir. Ama çocuğun gözüne lens kullanmaya engel durumları varsa, şiddetli alerjiler, sık geçirilen enfeksiyonları varsa bu çocuklara da lens önermiyoruz. Gece lensinden bahsettiniz. Tam evet. Olarak açıklayabilir misiniz onu bize? Gece lensi 8 ile 18 yaş arasında çocuklara uygulanabilen, yani günümüzdeki uygulamalar o şekilde. Genelde 5 numara miyopa kadar durdurucu ve yavaşlatıcı etkisi olan lenslerdir. Bu lensleri akşam çocuk yatarken gözüne takılıyor ve sabah uyandığında lenslerini çıkarıp ertesi gün gözlük ihtiyacı duymadan normal hayatına devam edebilmektedir. Atıyorum mesela çocuk 2 numara veya 3 numara gözlük kullanıyor. Okula gittiğinde o gözlüğü takmadan tahtayı göremiyor veya derslerini yapamıyor. Gece lensi kullanan çocuklar belli bir süreden sonra göz numarasına göre 2 hafta veya 3 haftadan sonra ertesi gün herhangi bir gözlük kullanmadan tahtayı diğer göz numarası olmayan öğrenciler gibi görebilmektedir. Yalnız bu gece lenslerinde devamlılık gerekmektedir. Mesela bir gece takıp ertesi gece takmazsa yine aynı şekilde verim azalmaktadır. Yani ertesi günü gözlük veya lense ihtiyaç duymadan sanki hiç göz numarası yokmuş gibi günlük hayatına devam edebilir. Okulda da herhangi bir sorun yaşamaz. Yeni miyopi kontrolündeki aslında yeniliklerden bahsettiniz. Evet. Lazer ameliyatı, yani çocuklarda lazer ameliyatını öneriyor musunuz, yapıyor musunuz ya da kaç yaşından itibaren ameliyatlar yapılıyor? Genelde ameliyatların çoğu %99'u 18 veya 21 yaşından sonra yapılmaktadır. 18 ile 21 yaş arasında çocuklarda göz numarası ilerlemesi var mı diye değerlendirilir. Göz numarası ilerlemesi varsa 6 ayda bir değerlendirmede 21 yaşına kadar artık çocuk demeyelim, bu yetişkinler beklenir. 18 yaşından sonraki 6 aylık muayenelerde göz numarasında herhangi bir ilerleme yoksa 21 yaşını beklemeden hemen lazer ameliyatı yapılabilir. Bu hastanın hem genetik faktörlerine hem de çevresel faktörlerine bağlı olarak yaş değişebiliyor. 21 yaşından sonra hastalarımızın %95'inde numara ilerlemesini beklemediğimiz için 21 yaşından sonra artık hastalarımızda ilerleme olup olmamasına bakmaksızın ameliyatlarını yapabiliyoruz.
18 yaşından sonra aslında yapıldığından bahsettiniz ama evet. Peki çocuklarda mecbur kalıp hani hastalığından dolayı mecbur kalıp evet. ameliyat yapılmasını gerektiren sağlık problemleri var mı? Evet, çocuklarda çok ender de olsa yani 100 binde bir veya milyonda bir de olsa çocuklarda az önce bahsetmiştim her iki göz arasında göz numaralarında fark varsa o çocuk gözlük kullanamaz ve az gören gözü tembelse veya tembelliğin ilerlemesine yönelik müdahale etmek gerekiyor. Bunlara ikinci alternatif olarak kontakt lens önerilebiliyor. Çünkü gözlük bu çocuklarda uygun değil. Çocuk eğer lens de kullanımına uygun değilse o zaman çocuğun bir gözüne lazer ameliyatı yapılabiliyor. Buradaki lazer ameliyatının amacı tamamen numaraları ortadan kaldırmak değil, her iki gözün numaralarını birbirine yakın hale getirmek. Çünkü bu çocuğun ilerlemesi gene devam edecek ama en azından yüksek numarası olan gözde göz tembelliği daha da derinleşmesin diye bu lazeri yapmak gerekiyor. Sadece göz tembelliği değil, orada görüntü de az olduğu için şaşılık da gelişebiliyor. Çok istisnai olarak ve çok ender bir şekilde çocukların yaşına bakmaksızın bu lazer ameliyatında yapabiliyoruz. Peki bu hastalıklardan son zamanlarda artış gösterenler oldu mu? Bu hastalıklardan en fazla artış göstereni miyopi oldu. Bu da artık dijital çağın bir yan etkisi diyelim. Dijital çağın istenmeyen özelliklerinden biri. Biz devamlı yakına baktığımız için artık dışarıda doğada oynamayı unuttuğu için çocuklarımız devamlı telefon ve bilgisayar başında yakına bakıyorlar. Bu da gözlerin uzamasına, miyopiye doğru ilerlemesine sebep olabiliyor. İşte bu gözlüklerin ve kontak lenslerin amacı çocuk yakına bakarken bile göz üzerinde uzamasına yönelik, miyopin artmasına yönelik bir baskı olmasın diye. Bu sadece göz numarası olan çocuklar için değil, göz numarası sıfır olan anne veya babasında göz numarası sıfır olan anne veya babasında miyop olan çocuklar için de uygulanabilir. En azından bu çocuklarda da göz numarası oluşma ihtimali olduğundan dolayı bu çocukların da sanki miyop varmış, göz numarası varmış gibi göz hekimleri tarafından takip edilmesi gerekiyor. Şimdi normal soldaki resimde normal bir görüntü göz sinirlerinin üzerine düşerken miyop olan gözde sağdaki göz ön ve arkaya doğru daha uzundur. Buradaki görüntü sinirlerin üstüne düşmemektedir. Bu da gözlükle düzeltme gerekiyor. Uzaktan gelen görüntüler gözlükle düzeltme gerekiyor. Biz normalde yakını okurken gözümüz, normal insanların gözü bile yakına bakarken miyop hale dönüşmekte. Yani uzamaktadır. Ne kadar çok yakına bakarsak gözde uzama baskısı o kadar olur. Bu neye benziyor? Devamlı basketbol oynayın. Bir kişinin boyu nasıl uzarsa devamlı yakına bakan bir kişinin gözü de aynı şekilde uzamaktadır. Ama yeni geliştirilen bu lensler ve gözlükler göz üzerinde bu uzama baskısını ortadan kaldırdığından dolayı göz numarasının oluşmasını engellemekte, yavaşlatmakta. Göz numarası varsa da bunu yerinde durdurmakta veya ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Peki bunlar dışında aileler nelere dikkat etmeli, nasıl önlemler alabilirler? Bunlar dışında ailelerimize şunu tavsiye edebilirim. Çocuklarımıza mümkün olduğunca evin dışında vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü evin dışında çocuklar devamlı uzağa baktıkları için yakına bakma ihtiyacı daha az olduğundan dolayı miyop gelişme olasılığı daha da azalmaktadır. Ebeveynlerinden birinde veya kardeşlerinden, akrabaların birinde miyopi varsa sizin çocuğunuzda da miyop gelişme olasılığı yüksektir. Çocukta herhangi bir gözlük ihtiyacı olmasa bile ilkokul çağından itibaren düzenli olarak göz hekimi tarafından miyop gelişecekmiş gibi takip edilmesi gerekiyor. Bizim bu şekilde çok hastalarımız var. Anne veya baba miyop ama çocuk 6 yaşında göz numarası 0. İlkokula başlarken okul öncesi muayenede 0. Daha sonra çocuğu ortaokula başladığında göz numarasıyla beraber gözlük verip gönderiyoruz. Ama bugün de itibaren artık bu çocukları durdurma, kurtarma şansımız var. Peki geç kalınması durumunda miyopa ihmal edilirse ileride başka hastalıkları da getirir mi yanında? Tabii. Miyopide göz küresi uzadıkça göz içindeki dokular da gerilmektedir. Ve gözün en iç tarafında bulunan sinir tabakada çatlak ve yırtılma olasılığı artmaktadır. Normal insanlara göre
göz numarası 4 veya üstünde olan kişilerde normal insanlara göre 4 kez göz siniri yırtılması olasılığı daha yüksek oluyor. Ama bu yırtılma olasılığı genelde çocuk yaşlarında değil de ileri yaşlarda görülüyor. 50 veya sonrasında. Çok nadiren de olsa daha erken de görülebiliyor. Yani çocukların göz içi dokuları mekanik olarak da zayıflıyor. Hı hı. O yüzden sadece görsel anlamda değil, mekanik zayıflama da söz konusu oluyor. Okuldaki başarıları da olumsuz yönde etkilenebiliyor. Yani bazı görselleri kaçırabiliyorlar, okurken tahtadaki şeyleri eksik geçirebiliyorlar. O yüzden hem hayat kalitesi açısından bayağı engelleri oluyor. Yani internette araştırdığımızda vesaire karşımıza çıkan bazı besinler oluyor. Evet. Özellikle havuçtan çok bahsedilirdi. Göz sağlığına iyi geliyor gibi yazılırdı. Bu ne kadar doğru? Gerçekten bazı besinler göz sağlığına iyi gelir mi? Veya nelerdir bunlar? Şimdi bize ilkokuldan beri öğretilen işte balık yağı, balık yağı şurupları veya hapları, havuç ve yeşil sebzeler gerçekten göz sinir tabakasının, daha doğrusu göz sağlığı için çok faydalı, çok önemli. Nasıl oluyor bu fayda ve önem? Gözümüzün sinir tabakası vücudumuzda en çok reaksiyonların olduğu yer, yani kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği yer ve en çok oksijenin tüketildiği yer, en çok da vitaminin kullanıldığı yer. Vücudumuzdaki vitamin azlığı önce gözümüzü etkilemektedir. Daha sonra da karaciğer gelmektedir. En çok vitaminlerin kullanıldığı yer. Ama gözümüzün sinir tabakası karaciğerden 5 kat daha fazla vitamin kullanmaktadır. O yüzden vücudumuzdaki herhangi bir oksijen azlığında veya vitamin azlığında önce gözlerimiz etkilenmekte, daha sonra diğer organlarımız etkilenmektedir. Havuç, balık yağı ve yeşil sebzelerde yoğun miktarda göz sinir tabakasını besleyen vitaminler bulunmaktadır. Hı hı. Bunları da öğünlerimizden aksatmamamız gerekiyor. Bizim tavsiyemiz, ada ülkesinde yaşamamıza rağmen balık tüketimimiz çok az. Hı hı. En az haftada bir kez balık tüketimi olmalı ve haftada ortalama 3'er defa havuç, hı hı, veya yeşil sebzeler tüketilmeli. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatlerimiz 1'i gösterdiğinde haber bülteniyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.